12. Köylüler Snellman henüz çocukken, okul yıllarından itibaren ülkede ve dünyada yaşanan olaylara yüzeysel, kendi deyimiyle kölelere ve uşaklara has bir itaatkarlık ve ilgisizlikle yaklaşılmasına öfkelenmekte ve bundan büyük kaygı duymaktaydı. Okullardaki bütün tarih ders kitaplarında ve profesörlerin verdiği derslerde sadece çar ve krallardan, onların bakanlarından, soylu ailelerin mücadelesinden, kont ve generallerden, olsa olsa sayısı yüzü geçmeyen büyük bilim adamları, tanınmış yazarlar ve dahi ressamlardan bahsedilmekteydi. Onların biyografisi anlatılmakta, savaşlar, saray entrikaları, diplomatik kurnazlıklar, ihanetler ve isyanlar hakkında bilgiler verilmekteydi. Farklı ülkelerde milyonlarca halk kitlelerinin yüzlerce ve binlerce yıldır nasıl yaşadığını, kuşaktan kuşağa hangi değerleri aktardığını ise yüzeysel bir şekilde hatırlatmakla yetiniyor hatta bazen bu konudan hiç bahsetmiyorlar bile. Milyonlarca işçi ve köylü, yüzbinlerce zanaatkar ve sayıları milyonlarla ifade edilen sıradan şehir nüfusu asırlardır tarih biliminin ilgi alanından uzakta kalmış ve bu durum günümüzde de devam etmektedir. Halk kitlelerinin zekasının geliştirilmesi irade ve kalbinin terbiye edilmesi ve milyonlarca insanın aydınlanması konusunda birileri az da olsa kafa yormamış. Halkların maddi ve manevi yaşamının iyileştirilmesinden kimse kaygı duymamış ve sorumluluk hissetmemiştir. Ziraat, hayvancılık, tuğla yapımı, kağıt ve kumaş üretimi gibi alanlarda gelişmeye önem verilmiş fakat milyonlarca emekçinin beyni, kalbi, sağlığı ve hayat koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kimse düşünmemiş ve düşünmek istememiştir. Halkın alt kesimlerinin hayatı, maneviyatı, karakteri ve refahı gibi konular kaderine terk edilmiştir. Sanki bu meseleler kimseyle ilgili değil, sanki ebedi olarak karar alınmış. Bırak bildikleri gibi yaşasınlar. Herhangi bir gelişme olursa bu onlar için mutluluk ve şanstır, Ağır ve kötü sonuçlar doğuran bir hadise karşısında ise sabretsinler. Bütün ülkelerde halk kitleleri sürekli sabretmek ve dişlerini sıkmak zorunda kalmıştır. Sabır, ihtiyaç ve yokluklar karşısında kaderine razı olmak halk kitlelerinin doğal bir görevi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Halkı birçok sebepten dolayı aşağılamakta ve sövmektedirler. Her taraftan sürekli halk ayyaştır, tembeldir, çalışmak istemiyor, Halk kabadır, açgözlüdür, acımasızdır. Söylentileri duyulmaktadır. Fakat bu görüşleri dile getirenler aynı zamanda şunu da ekliyorlar. Halkın büyük olduğu bir konu yine de var: sabır. Aç kalmasına, üşümesine ve pislik içinde yaşamasına rağmen dişlerini sıkıyor, kimseye kin duymadan sabrediyor. Herkes halkın sabrını takdir ederek hayranlığını dile getiriyor ve hatta duygulanıyordu. Halkın dayanma gücünü dini bir vecibeye dönüştüren bu kişiler İsa'nın öğretisini de sabır dini olarak görmeye başladılar. Sinelman sabrın inanç mertebesine yükseltilmesinden öfke duyuyor ve buna çok içerliyordu. Kızgınlığının hedefi hem üst tabakalar hem de halkın kendisiydi. Üst sınıflara kendileri için talep ederek aldıkları çeşitli özgürlükleri, refahı ve rahat hayatı halktan sakındıkları halka en ağır, onur kırıcı ve zorlu ihtiyaçlar karşısında bile sabretmesi gerektiğini söyledikleri için kızıyordu. Halk kitlelerine ise sabırdan dolayı kızgınlık duyuyordu. Halkın zeka açısından uyuşuk bir durumda olmasına, içinde bulunduğu sefalete, ayyaşlık ve fakirliğe, hukuksuzluğa, kaba cehalete ve gerek maddi, gerekse de manevi açıdan kötü bir hayat sürmesine aldırmadan, bunu olağan bir durummuş gibi kabullenmesine içerliyordu sinirli olduğu anlarda kendi kendine söylenerek şunları dile getiriyordu. Milyonlarca insan iki ayaklı domuzlar gibi pislik içinde, cahil ve şehvet düşkünü olarak yaşamakta. Tek düşündükleri şey midelerini doldurmak. Fakat bu durumun suçlusu kendileri mi? Hayır, içinde bulundukları durum halk kitlelerinin talihsizliğidir. Diyerek halka karşı yönelttiği ithamları az da olsa yumuşatıyordu. Bu konudaki düşüncelerini daha iyi ortaya koyabilmek için bahçeyle ormanı kıyaslıyordu. Bahçenin her tarafında kum dökülmüş, temiz, kuru ve hoş patikalar bulunur. Patikalar boyunca çiçekler, meyve ağaçları ve çalılar ekilir. Çayırlarda biten otlar düzenli olarak biçilmekte, akşamları sulanmaktadır. Köşelerde etrafı güller ve salkın bitkileriyle sarılmış pergolalar var. Fıskiyelerden su akmakta, orada burada heykeller göze çarpmaktadır ağaçların gölgelediği yolların kenarlarında rahat banklar bulunmaktadır. Her bir ağaç ve çiçek en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş ve dikkatli bir çalışmanın izlerini taşımaktadır. Ormanda ise farklı bir manzara hakimdir. Her şey bakımsız ve kendi başına bırakılmış, kaderine terk edilmiştir. Ağaçlar ve çalılar, tohumlar nereye düştüyse oracıkta biterek büyür. Yer yer geçilmez fundalıklara rastlanmaktadır. Fırtınanın devirdiği ağaçlar düştükleri yerde kalarak çürümekte. Yol ve çığırlar birbirine karışmış ve düzensizdir. Bu yolları temizleyip düzenleyecek kimse yoktur. Bahçe halkın üst kesimlerini temsil etmektedir. Aklın kültürü, rahat bir yaşam, sanattan zevk almak, sağlık ve hijyen konularına önem vermek bütün bu ve diğer konular sadece onları ilgilendirir. Halk ormanında ise daha çok doğanın yaşam koşulları geçerlidir. Onu sadece yaşayan bir orman, gerekli bir canlı malzeme olarak gördükleri için koruyup muhafaza ediyorlar. Halbuki halk kitlelerinin temsil eden milyonlarca insan, canlı bahçede yaşayan insanlardan farklı değildir. Onlar da doğuştan kendilerine bahşedilen zekaya sahiptirler. Aynı derecede becerikli ve yeteneklidirler. Bu kişiler de en yüksek manevi gelişme seviyesine ulaşabilirler. Snellman, geniş halk kitlelerinin, işçiler, köylüler ve sıradan kent nüfusunun aydınlanması ve çok yönlü terbiyesini hayatının başlıca amacı ve temel görevi olarak benimsemişti. Kendisi, Finlandiya'da aydınlanma hareketinin öncülüğünü üstlendi. Her tarafta konuştuğu insanlara tekrar tekrar şunu söylüyordu. Ülke nüfusunun büyük bölümünün cahil ve kaba olduğunu görmek ve buna tahammül etmek utanç verici bir durum. Kendisi eğitimli olan ve kültür güneşinin ışığıyla aydınlanan herkes bu durumdan sorumludur. Devlet, üst katlarında geniş pencereli ve yüksek tavanlı büyük, ışıklı odaların, alt bölümlerinde ise penceresiz, kasvetli, dar ve nemli bodrum katlarının yer aldığı bir kule değildir. Halkın büyük bölümünün eğitimsiz olması devlet eliyle yapılan bir kötülüktür. Bu durum kendi kendini talan etme, yıkıma uğratma ve aşağılamadır. İlkel halkların fakirlik ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmalarının nedeni, sahip oldukları toprakların zenginliklerinden faydalanmamalarıdır. Snellman sözlerini şöyle sürdürmekte. En büyük ilkellik, ülkede yaşayan her bir insanın sahip olduğu fiziksel, manevi ve zihinsel yeteneklerinden faydalanamamak, bunu istememek ve bu konuda başarısız olmaktır. Milyonlarca hektar iyi ve değerli ormanlık alanımızın bulunduğunu varsayalım. Kimse korumazsa ve düzenleyip temizlemezse bu ormanın bize ne faydası olabilir ki? Fırtınanın yerle bir ettiği dev ağaçlar çürümeye başlar ve çürük dallar yağmur suyunu emerek ormanın bataklığa, bir sıtma hastalığı kaynağına dönüşmesine yol açar. Değerli inşaat malzemesi yerine çürük bataklık pisliği ortaya çıkar. Yüzlerce kilometre mesafede canlılar sağlıklı orman havasını değil, hastalık taşıyan kirli havayı solumak zorunda kalır. Kısacası büyük bir iyilik yapabilecekken korkunç bir kötülük doğar. Anlayın lütfen bir şeyi anlayın. Snellman ısrarla tekrarlıyordu. Ülkede yaşayan sağlıklı yetişkin her birey birer emekçi ve büyük bir değerdir. Hiç olmazsa parasal değer olarak hesaplayın. Ülkedeki her insanı yedirip beslemenin nasıl bir maddi yük getirdiğini, bunun için ne kadar para harcandığını düşünün. Bu insanları canlı, yapıcı ve iyiliksever bir güç olarak yetiştirdiğiniz takdirde halk için ne kadar faydalı olacaklarını anlamaya çalışın. Ülkede halk kitleleri gerektiği gibi eğitildiği takdirde birer sağlıklı emekçi olarak topluma hizmet edebilecek kaç ay yaş bulunduğunu tahmin edin. Ülkemizdeki cahillerin, tembellerin, nihayet suçluların sayısını belirlemeye çalışın. Şahsiyetin şekillenmeye başladığı çocukluk ve gençlik yıllarında bu insanlar hayatın karanlık ormanlarında yalnız başına bırakılmışlar. Halbuki o dönem kendilerine düzgün bir eğitim verilseydi birçoğu vatanın değerli evlatları olarak yetişecekti. Benzer konulardan bahsederken Snellman Avrupa seyahatlerinden birinde başından geçen ilginç bir olayı anlatmaktadır. Kendisi Berlin'de ünlü bir Avustralyalı yazarla karşılaşır. Gerçek bir Slav olan yazar, bütün yazılarını sadece Almanya'da yazmaktadır. Yetenekli bir sofist olarak, yıllar boyunca başarıyla kaleme aldığı sayısız gazete makaleleri ve politik konulardaki parlak risalelerinde Alman Avusturyası'nın Güney Slavları, başka deyişle Çekler ve Slovaklar, Galicia'da yaşayan Polonyalılar, Vojvodina Sırpları, Hırvatlar ve Slovenler üzerinde gerek kültürel gerekse de siyasi açıdan hakimiyet kurma hakkına sahip olduğu tezini ispatlamaya çalışmaktadır. Bu dönek şahsın Slavlarla ilgili yazdıklarına örnek olarak aşağıdaki satırlar gösterilebilir: Slavlar yumuşak ve kadınsı bir ırktır, düş kurmayı seven ve hayalperest insanlardır. Fakat bu şair ruhlu bir hayalperestlik değildir, doğuştan tembeldirler. Asırlarca Türklerin hakimiyeti altında bir köle gibi yaşadıkları dönemde emeğe nefret duygusu iliklerine kadar işlemiştir. Slavlar serseri ve aylaklar topluluğudur. Başarısız oldukları zaman insan haysiyetini aşağılayan ve kültürlü bir Avrupalının kendine reva göremeyeceği bir ortamda fakirlik ve pislik içinde yaşamayı tercih etmektedirler. Ticaret ve politika başta olmak üzere çeşitli alanlarda başarı elde ettiklerinde ise vicdansız, yalancı, para için her şeyi yapabilen yırtıcı ve dolandırıcı oldukları ortada. Tatlı kazanç elde etmeye hevesli, kısa sürede ve kolaylıkla biriktirdikleri paraları harcama konusunda ise düşüncesiz ve savurgandırlar. Bu insanların akıllı ve sert disiplinli Alman kültürüne ihtiyaçları var. Slavlar uzun, sıkı ve yumuşak tüylü fakat pis kokulu ve kirli bir koyun derisine benzerler. Bu deriyi Alman bir kürkçüye teslim etmek lazım. O zaman güzel ve kalın bir kürke dönüşebilir. Dönek yazar çok yetenekli birisiydi. İyi ve çok yönlü bir eğitim almıştı. Başlıca Avrupa dillerinin hepsini biliyordu. Bütün ülkelerin çeşitli dönemlerinde yaşamış yazarlarının eserlerinden çok sayıda felsefi, tarihi ve edebi içerikli alıntının yer aldığı yazılarının üslubu basit, rahat, eğlenceli ve zekiceydi. Fakat bütün bu yazılar dürüstlükten uzaktı. Çünkü Avusturya otoriteleri tarafından ödenen bol miktarda paranın karşılığında yazılıyordu. Kendisi aslında kötü kalpli bir insan değildi. Düşüncesiz ve sefih biri olduğunu söylemek daha doğru olacaktı. Hızlı bir hayatı vardı. Kumar oynamaktan ve pahalı hayat kadınlarından hoşlanırdı. Bütün bu ihtiyaçların karşılanması için çok para gerekiyordu. Sahip olduğu tartışılmaz büyük yeteneği ve mükemmel eğitimi sayesinde namusuyla çalışarak iyi kazanç elde edebilirdi. Fakat bunun için insanın ateşli bir ruha, manevi ve zihni temizlik ve güzelliğe ve idealist bir yapıya ihtiyacı vardı. Dönek yazar bu değerlerin hepsine yabancıydı. Avusturya'daki üniversitede okuduğu yıllar Metternich'in bunaltıcı muhafazakar politikalarının zirvede olduğu döneme denk gelmektedir. Bizans sarayındaki harem ağası ile Türk paşasının melezinin Avrupa'da bakanlık konumuna yükselmiş bir türü olan yaşlı saray tilkisi Metternich. Şahsi iktidarını güçlendirmek ve servetine servet katmak amacıyla yürüttüğü politikaların tümünü Avrupa halklarının ahlaki değerlerinin bilerek ve isteyerek yok edilmesine dayandırmaktaydı. İnsanları kendi tarafına çekmenin tek bir yolunu biliyordu: rüşvet. Her birisi birer rüşvet uzmanı olan özel sektörleri vardı. Kendi konularında yetenek sahibi olan bu sekreterler kimi, neyi ve ne zaman satın alabileceklerini çok iyi biliyorlardı. Kısa sürede ve kolay yoldan zenginleşme hırsı ve yaygın hale gelen para için her şeyi yapma dürtüsü Metternich döneminin dini olmuştu. Toplumda manevi oksijen eksikliği vardı. Aydın kesimlerin bile önemli bir bölümü Meternitçilik adlı karbon monoksit gazı ile zehirlenmişti. Manevi değerler konusunda genellikle hassas olan genç nesil de bu ortamda manevi olarak çökmüş gibiydi. İlkesiz ve idealsiz yetişiyordu. Topluma rehberlik edebilecek büyük idealler, temiz ışık kaynakları, kutsal değerler, kahraman önderler bunların hiçbiri yoktu. Bizim dönek yazarımız böylesine boğucu ve bunaltıcı bir manevi muhitte yetişmişti. Kendisi sanki maneviyat duygusundan tamamen yoksundu. Her türlü idealist yaklaşım ve davranışı gülünç, yapmacık ve samimiyetten uzak buluyordu. Hayatta doğruyu ve güzelliği arama çabalarını şilercilik olarak adlandıran yazar, bu yöndeki girişimleri alaycı bir kinle karşılıyor ve gülüyordu. Kendisi yıllar geçtikçe daha alaycı bir kişiliğe büründü. Görünüşe bakılırsa bir Slav olan yazar, Almanların hoşuna gitmek için Slav halklarının ruhuna, aklına ve özgürlüğüne hakaret etmekten gerçek anlamda zevk alıyordu. Zararlı ve kötü niyetli edebi çalışmalarını kendisinin utanmadan söylediği gibi hakkını vererek ve dürüstçe yapıyordu. Yurt seven Slavların gözlerinin içine bakarak, arsız arsız gülen dönek yazar düşüncelerini şu şekilde dile getiriyordu: Almanlar bana iyi para veriyorlar. Ben de onlar için iyi yazılar yazıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Florensa ve Venedik'te Donatello ve Veracchio adlı iki büyük İtalyan heykeltıraş tarafından yapılan ünlü heykel çalışmalarını gördünüz mü? Venedik ve Florensa bu heykelleri paralı askerlerden oluşan birliklerin komutanları için yaptırmışlar. Söz konusu şehirler bu iki komutana büyük paralar öderken onlar da kendi işverenlerine dürüstçe iyi bir şekilde hizmet etmişler. Floransa ve Venedik'in düşmanlarıyla kahramanca savaşarak bu şehirlere önemli katkıda bulunmuşlar ve İtalya'da yer alan bu iki büyük cumhuriyet de kendi kahramanlarının paralı askerler ordusu komutanlarının heykelini dikmiştir. Eğer Milano, Ceneviz, Pisa, Verona veya Roma bu komutanlara daha fazla para ödeselerdi, kendileri aynı kahramanlıkla Milano'ya, Ceneviz'e veya Roma'ya da hizmet ederlerdi. Dönek yazar kendi kardeşleri olan Slavlara utanmadan şöyle diyordu. Ben de para karşılığı yazan bir edebiyat askeriyim. Bana hayatım boyunca Almanların verdiği kadar hatta daha yüksek bir yıllık ücret öderseniz ben de sizin için savaşırım. Yapamaz mısınız? Ayrıca istemiyorsunuz da. O zaman indireceğim darbelere hazırlıklı olun ve kendinizi savunun. Eskirimde güçlü ve çevik rakiplerle karşılaşmaktan hoşlanırım. Slavlar bu edebiyat yılanından nefret ederken Almanlar büyük yazar ve cesur Slav filozofunu öve öve bitiremiyorlardı. Snelman Berlin'deyken tesadüfen bu dönek yazar da oradaydı. Finlandiya'da yaşayan Snelman bu yazarın edebi faaliyeti hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Hatta adını bile duymamıştı. Burada, Berlin'de, Almanların tabiriyle iki misafir kültür havarisinin bir Slav'ın ve bir Finlandiya'nın şerefine ziyafet düzenlenmişti. Ziyafetin bitimine yakın, misafirlerin çoğu gittikten sonra, Snelman Slav kültür havalesini bir köşeye çekti ve küçük ülkelerde yürütülen kültürel çalışmaların amaçları konusunda kendisiyle uzun bir sohbete koyuldu. Açık konuşalım, dedi Snelman. Almanlar kalplerinin derinliklerinde bizlerden, Finlandiyalılar ve Slavlardan nefret ediyorlar. Geçmişe bakıldığında haklılar da. Fakat gelecek için böyle diyemeyiz. Biz Finlandyalılar ve özellikle de siz Slavlar geleceğin büyük güçleriyiz. Onlar sürülmüş topraksa bizler eldeilmemiş, derin ve bereketli çernozem toprağıyız. Sadece çalışmamız lazım. Bizler genç halklar, Almanlar, Fransızlar ve İngilizlere göre 2, 3 hatta 10 kat daha fazla çalışmalıyız. Önce onlara yetişmeli, daha sonra da onları geçmeliyiz. Snelman coşkuyla devam etti. Bir gün mutlaka bu ülkeleri geçeceğiz. Sadece şehirli nüfusun eğitimiyle sınırlı kalmayacağız. Köylerde bir tek ilkokul ve perişan durumdaki kütüphanelerle yetinmeyeceğiz. Her bir köylünün, balıkçının ve katran toplayıcısının evini bilginin ışığıyla aydınlatacağız. Küçük çocukları terbiye ederek güçlü, gelişmiş ve gururlu bir yeni nesil yetiştireceğiz. Snellman, karşısındakinin ateşli bir Slav kültür havarisi olduğunu sanarak sevdiği konuyla ilgili düşüncelerini uzun uzun ve coşkuyla anlatmaya devam etti. Avusturyalı dönek, başlangıçta Snellman'ı gözlerinde herkesin görmeye alışık olduğu kinli tebessümle dinlerken, işte sıkıcı, aptal insanlardan bir tane daha diye aklından geçiriyordu. Sohbeti yarıda kesip Snellman'dan uzaklaşmak için bahane ararken, bir süre geçtikten sonra Snellman'ın söyledikleri ve kalbinde yanan ateş dönek yazarımızın da yüreğine sirayet ederek oradaki buzları eritmeye başladı. Bir şişe konyak istedi ve büyük bir kadehe koyarak açgözlülükle içmeye başladı. Her zamanki gibi kendini konuya kaptıran Sinelman ise karşısındakinin kısa sürede bir şişe içkiyi bitirdiğinin farkına bile varmadı. Zilzurna sarhoş olan Avusturyalı yazar birden yerinden kalktı ve koca bir ayı gibi ağır ağır yürüyerek Finli'ye yaklaştı. ''Yeter, değerli Sinelman. Büyük kalbinizdeki kutsal ateşi daha fazla tüketmeyin. Onu halkınız için saklayın. Şanslı bir insansınız. Sizin gibi şahsiyetler yetiştirmiş halkınız da şanslıdır. Yarın sabah evinize gideceksiniz. Bu iyi bir şey. Sizinle ilk kez burada karşılaştık. Daha önce ne siz beni tanıyordunuz ne de ben sizi tanıyordum. Bu da iyi bir şeydir. Daha doğrusu sizin beni önceden tanımıyor olmanıza ve şimdi de hakkımda hiçbir şey bilmediğinize seviniyorum. Fakat sizinle tanışmanın benim için iyi bir şey olup olmadığına karar veremiyorum. Saygıdeğer sin elman, siz nereden geldiniz birdenbire? Hem de böyle alışılmamış bir tarzda, kaya gibi ve ben size neden şimdi bu kadar geç rastladım. Saatin sesi gece yarısına işaret ediyordu. Bugün için değil, hayatım açısından geç kaldığımı söylüyorum. Snellman'ın sohbet ettiği kişi derin bir nefes aldı. Eğer gençliğimde Snellman'la karşılaşsaydım, kendisini dinleme fırsatım olsaydı, hem ben hem de temsil ettiğim kuşak çok farklı insanlar olurduk. Fakat şimdi her şey için geç kaldık. ''Çok geç kaldık. Uyku zamanı artık. Bizim aramızda, değerli Elman, komik, bir o kadar da korkunç bir yanlış anlaşılma var. Elinizi verin bana.'' Sinelman elini uzattı. Adam, beklenmedik bir şekilde tuttuğu bu eli öptü. ''Ne yapıyorsunuz?'' Sinelman elini çekti. ''Boş verin.'' Avusturyalı yazar, mutsuz bir yüz ifadesiyle yanıt verdi. ''Sizin elinizi öpmüyorum. İnsanın kalbine nüfus eden Sinelman ruhunun elini öpüyorum.'' Yüreğimin içinde ölen merhumun elini öpüyorum ben. Anlamadım. Sinelman şaşkınlıkla yanıt verdi. Anlamanız da gerekmiyor diyen sarhoş adam gülümsedi. Ayrıca anlayamazsınız da. İsterseniz taşıdığım Slav ruhunun bir yansıması, özelliği olarak kabul edin. Ertesi sabah Suomi'ye dönen Sinelman 15-20 gün sonra Viyana'dan bir mektup aldı. Garip bir mektuptu. Yazan kişinin ismi belirtilmemişti. Mektup beş cümleden oluşmaktaydı. Siz benim kalbimi alt üst ettiniz. Kendime yeni bir hayat kuramam. Eskisi gibi de yaşayamam. Dikkatsizliğim yüzünden sanki bir kaza sonucu kendimi öldürüyorum. Köpek gibi yaşayan birisi aynı şekilde ölmeyi de hak ediyor. El yazısı tanıdık değildi. Sinelman hiçbir şey anlamadı. Son bir ayda çıkan Viyana gazetelerini araştırdı ve şöyle bir habere rastladı. Feci kaza, ağır kaybımız, Dikkatsizlik sonucu kendisini ağır yaralayan ünlü Slav yazar, büyük ve cesur fikir adamı, bilinci tamamen yerinde ve büyük bir huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Merhumun kimliği ile ilgili bir araştırma yapan Sinelman, Berlin'deki ziyafet sırasında yaşanan el öpme olayının ve kaza ile gelen ölümün ne demek olduğunu anladı. Yazarın sözlerini hatırladı. Eğer gençliğimde Sinelman gibi insanlarla karşılaşarak kendilerini dinlemiş olsaydım, hem ben hem de temsil ettiğim kuşak çok farklı insanlar olurduk. Sinelmanlar neden bize dönüp bir şeyler söylemediler? Sinelman bu kederli olayı anlatırken kendisine sık sık şu soru sorulurdu. Bu yazar hangi halkın temsilcisiydi? Çek mi, Polonyalı mı, Sırp mı yoksa Hırvat mı? Adı neydi? Yumuşak bir insan olan Sinelman'ın bu soruya tepkisi sert olurdu. Çok gereksiz bir merak bu. Neden bunları bilmek istiyorsunuz? İnsan büyük bir günah işledi ama karşılığında kendi kendini en ağır bir şekilde cezalandırdı. Hayatını sona erdirdi. İsmini tekrar anarak ruhunu rahatsız etmeye ne lüzum var? Burada dikkat edilmesi gereken husus başka. Karşımızda büyük yeteneğe, üstün zekaya, zengin ve nadir rastlanan bilgi birikimine ve parlak edebi istidada sahip bir insan portresi var. Fakat ne yazık ki bu insan hayatını boşa harcamış ahlaksız, şehvet düşkünü, kumarbaz, para karşılığı, ısmarlama yazılar yazan ve halkının şerefini satan birisi olarak yaşamıştır. Halbuki gerekli terbiyeyi alsaydı, daha gençken kendisine hayatı geçici zevkler uğruna harcamanın yanlışlığını ve asıl sevinç kaynağının halk kitlelerinin zekasını ve kalbini aydınlatmak olduğu anlatılsaydı, halk için çalışan bir kültür havarisi olabilirdi. Snerman sözlerini şöyle sürdürdü. Ve bu şahıs, üniversite ortamında yetişmiş bir bilim insanı ve edebiyat bilginidir. Başkentte yaşamaktadır. Sizler ne istiyorsunuz? Okuldan ve kitaptan yoksun, sağlıklı, neşeli ve güzel bir hayatın kurucusu olmaya çağıran tek bir akıllı ve canlı söz dahi işitmeyen halk kitlelerinden ne isteyebilirsiniz? Onlardan ne gibi beklentileriniz var? Milyonlarca insan fiziki, manevi ve zihni açıdan çürümeye terk edilmiştir. Kimse bu çürük kokusunu duymuyor. Çünkü devamlı soluduğu bu kokuya alışmış herkes. İnsanlar sürekli iç içe yaşadıkları bu duruma alışmışlar. Bunun olması gereken ve olağan bir şey olduğunu düşünüyorlar. Böyle olmak zorunda mı? Milyonlarca insan derin akıllara durgunluk veren bir yoksulluk içinde doğarak yaşamakta ve ölmekte. Bu böyle mi olmalı? Birçoğu doğuştan zeki olan milyonlarca insanın hayatı akılsız hayvanlardan farksız milyonlarca kardeşiniz kaba, acımasız ve ahlaksız bir ruha sahip. Bütün bunlar kader midir? Yüzlerce aşağılayıcı ve onur kırıcı böyle mi olmalı sorusundan utanç duyuyor musunuz? Toplumun bütün kesimlerine sirayet eden utanç verici aptallık ve umursamazlık da kader olarak mı görülmeli? Benzer durumlarda Snellman'ın büyük bir ilhamla yaptığı bu coşkulu konuşmalar ilahi mesajı ileten peygamberlerin çağrıları ile karşılaştırılabilir kınayan ve cezalandıran bu konuşmalar ateşli bir kamçı darbesi gibi akılsız kafalara ve bozulmuş yüreklere iniyordu. Bu konuşmalar en tembel ve en derin uykuya dalmış akılları bile uyandırarak canlı kalplerdeki enerjiyi harekete geçiriyordu. Doktorlar, köylerde görev yapan papazlar, halk öğretmenleri ve bölge memurları halk kitlelerinin yaşamını çeşitli yönleriyle araştırmaya başladılar. Basında Gazetelerde, dergilerde ve bazı kitaplarda halkın hayatını anlatan ve günlük yaşantısı hakkında bilgiler içeren kapsamlı yazılar yayınlanmaktaydı. Bu yayınlar arasında adları Köy Doktorunun Anıları ve Köy Papazının Notları olan iki kitap özellikle dikkat çekmekteydi. Söz konusu kitaplar hem basında hem de eleştirmenler arasında gerçek bir fırtına etkisi yarattı. Kitaplara hayran olan ve övgüler yağdıran bazı kesimler düşüncelerini şu şekilde ifade ediyordu: Halkın durumunu düşünen ve kalbinde acı hisseden bütün eğitimli insanların her iki kitabı da okuması gerekmektedir. Kitaplar kör olmuş gözlere ışık vermekte, ruhunu henüz tamamen kaybetmemiş her bir insanın yüzünün derin utanç duygusu ile kızarmasına sebep olmaktadır. Kitaplardan hoşnut olmayan diğer bir kısım ise yazarlara ateş püskürmekteydi. Halkın yüz karası dedikleri, yazarları taş yağmuruna tutmaya hazır olan bu şahıslar şunları söylüyorlardı: her iki kitapta baştan sona kadar fin halkına yönelik hakaret ve yalan bilgilerle dolu. Hayatın gerçekleri ters yüz edilerek çarpıtılmış. Her şey tıpkı bir karikatürdeki gibi abartılı biçimde tasvir edilmiş. İlk değerlendirmenin daha adil olduğu şüphe götürmez. Kitaplarla ilgili öfke dolu düşünceler sözde yurtseverler tarafından dile getirilmekteydi. Bu insanlar için vatan sevgisi kavramı, kaba ve çirkin bile olsa onlara ait olan değerleri yüceltmek ve bunların en iyi ve en doğru olduğunu kendini beğenmiş bir şekilde kabul etmekle eş anlamlıdır. Tehlikeleri görmemek için kafalarını çöldeki deve kuşu gibi kuma gömmüşler. Birileri kafalarını kumdan çıkartmaya çalıştığında çok kızıyorlar. Yukarıda adı geçen iki kitap ortaya çıktığında da durum böyle oldu. Birisi doktor, diğeri ise papaz olan yazarlar, kitaplarının her sayfasından yüksek sesle fin halkının üst kesimlerine sesleniyorlardı. Uyanın, halkınızı kurtarmak için çalışmaya başlayın. Ülkenizin nüfusunun dörtte üçü korkunç şartlarda yaşamakta. Köylüler ve işçiler giderek yok olmakta, fiziki ve manevi açıdan yozlaşmaktadırlar. Her ikisi de birer yetenekli yazar olan doktor ve papazın söyledikleri uydurma değildi. Kendilerinin sadece belli konuları ele almak ve birilerinin sinirini bozmak gibi niyetleri de yoktu. Onlar sadece kendi bölgelerinde yaşayan halkın günlük hayatını resmetmişlerdi. Hem de hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan, sakince. Ortaya hakikaten de korkunç, insanı hayrete düşüren bir manzara çıkmıştı. Birçok okuyucu duygu ve düşüncelerini bir buçuk milyon kardeşimizin bu şartlarda yaşamasına nasıl tahammül ediyoruz İnsan kendisini bu büyük toplumsal kötülüğü yapanlara ses çıkarmayarak aslında onlara yardım eden ve işlenen bu suça karışan bir günahkar gibi hissediyor. Sözleriyle dile getiriyordu. Okuyucuların diğer bir kısmı ise dehşet içerisinde soruyordu. İnsanlar bu hayata nasıl dayanıyorlar? Kimdir onlar? Bir aziz mi yoksa aptal iki ayaklı hayvan mı? Bu hayat Dante'nin tasvir ettiği cehennem manzarasından daha korkunçtur. Nitekim Dante'nin cehenneminde insanlar işledikleri günahlardan dolayı azap çekiyorlar. Bu insanların yaşadığı ızdırabın sebebi nedir o zaman? Nihayet Dante cehenneminde yaşanan dehşet gerçek değil. Baştan sona dahi yazarın hayal gücünün ürünüdür. Burada tasvir edilen korkunç ızdıraplar ise gerçektir. Köy doktorunun anıları, kitabının yazarı göreve başladığı ilk günden itibaren yaşadıklarını kaleme almıştır. Tıp fakültesini bitirerek nasıl ve hangi planlarla görev yerine geldiğinden bahsetmektedir. Kendisi hayatın şımarttığı şanslı insanlardan değildir. Çocukluğu ve gençliği büyük yokluklar içerisinde geçmiştir. Küçük bir şehirde ayakkabı tamircisi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen doktor, hayatın herkese gülümsemediğini kendi yaşamında edindiği tecrübelerden biliyordu. Fakat burada gördükleri onu bile şaşkına çevirmişti görev bölgesini dolaştığı zaman kendisini korkunç bir rüyada, bir kabusun içinde hissediyordu. Aklına gelen ilk şey mağara insanlarının yaşadığı tarih öncesi döneme gönderildiğiydi. Kendi görev bölgesinin belki de acı bir istisna, bir tesadüf olduğunu düşünerek komşu bölgelere gitti. Fakat oralarda da durum aynıydı. Bazı yerlerde hatta daha da kötüydü. Her tarafta mağara insanlarının yaşadığı dönemi andıran görüntülerle karşılaşıyordu. Kayalık bölgelerde kaba bir şekilde yontularak üst üste yerleştirilen taş yığınları barınak olarak kullanılmaktaydı. Kapılar alçak, pencereler küçüktü. Çerçeveler çok ince ve duvara iyi oturmadığı için rüzgarın önünü kesememekte, yağmur ve kar içeri dolmaktaydı. Pencere sayısı azdı, cam yerine bez parçaları, yağ batırılmış kağıt, nadiren ise köpüklü naylon kullanılmaktaydı. Birçok durumda ise pencere yeri boştu. Sanki bir kuralmış gibi hiçbir yerde soba borusu yoktu. Taş ve balçıktan yapılmış üstü açık sobalardan çıkan duman, yerden tavana dek bütün eve yayılarak en son çatıdaki delikten dışarı çıkıyordu. İnsanlar gözlerini yakan dumanda boğuluyordu. Herkes is ve kurum içindeydi. Çalışırken, yemek yerken ve uyurken insanların üzerinde hep aynı kıyafetler olurdu. Yıllarca banyo yapmaz, hiçbir zaman çamaşır yıkamazlardı. Vücutlarını parazitler kaplamıştı. Herkes trahom hastasıydı. Sık sık soğuk algınlığına yakalanan insanlarda bu hastalık giderek vereme dönüşmekteydi. Tuvaletler su kaynaklarının hemen yanında bulunmaktaydı. Su mikrop doluydu. Bu nedenle sarı humma kol geziyordu. Çocuklar arasında dizanteri, difteri, kızıl ve çiçek hastalığı çok yaygındı. Binlerce çocuk bu hastalıktan ölüyordu. Halkın neredeyse tamamı hastaydı. Kötü beslenen insanlar arasında engellilerin sayısı artıyordu. Herkes korkunç bir şekilde içki içiyordu. Çok sayıda sağır ve dilsiz, kamburu çıkmış, kör, akıl hastası, elleri ve ayakları tutmayan insan vardı. Cüzdanlılara bile rastlanıyordu. Kitabın yazarı olan doktor şunları kaleme almıştı. İnsan köye girmeye korkuyor. Kendi adıma, bütün insanlık, toplum ve sözde uygarlık adına utanıyorum. İster istemez düşünmeye başlıyorsun. Uzak ve yüksek bir yerlerde tiyatro, müzik, ressamlar ve yazarlar, Parlamentolar ve bilim akademileri varken burada milyonlarca insan cehennem azabı çekiyor. Bir kulübeye giriyorsun. Kızıl hastalığına yakalanmış üç çocuk toprak zeminde yatıyor. Doğum sancısı çeken anneleri de çocuklarının yanına uzanmış. Sarhoş ve umutsuz baba bir köşede oturuyor. Kendisine utanmıyor musun evinde bu kadar acı yaşanırken sen yaş gibi içmişsin dediğinizde mırıldanarak sen de burada yaşarsan içmeyi bırak boğulursun. Bizim gibi hayatı olan insanların içmemesi mümkün mü? diye cevap veriyor. Diğer kulübede karşınıza farklı bir manzara çıkıyor. Kan öksüren anne, verem hastalığının son aşamasını yaşıyor. Halsizlikten başını bile kaldıramadan yerde yatıyor. Sarı humma hastası baba bilinçsizce sayıklıyor. İkisi de toprak zeminde bir yığın bezin üstüne uzanmışlar. Evde karyola yok. Anne ve babanın yanında emekleyen iki küçük kız çocuğunun birisi bir, diğeri ise iki yaşında. Çocuklar canlı iskeleti andırıyor. Komşular birbirlerini umursamıyorlar. Alışmışlar. Ayrıca herkesin kendine yetecek kadar derdi zaten var. Herhangi bir yerde çiçek veya saruhumma salgını baş gösterdiği zaman yönetim salgınla mücadele amacıyla 2-3 doktor görevlendiriyor. İnsanlar buna öfkeli bir halde tepki gösteriyorlar. Hangi aşılardan, dezenfeksiyondan bahsediyorsunuz? Hastalıkları Tanrı gönderiyor. Ayrıca çocukları tedavi etmeyin. Bırakın ölsünler. Böylece aç insan sayısı daha az olur. Siz büyüklere yardımcı olun bizleri tedavi edin. Neredeyse her kulübede frengi, verem, göz iltihabı, dropsi, kanser vesaire hastalıklardan muzdarip olan insanlara rastlanabilir. Önce umutsuzluğa kapılıyorsun. Daha sonra ise yorgunluk ve derin bir umursamazlık duygusu baş gösteriyor. Doğurmakta olan kadının yanında oturup sarhoş kocasının dediği gibi, insan şuurunu kaybedene kadar içmek ve kendini boğmak istiyor. Doktor, şehirlerde yaşayan halka, politikacılara, bilim ve sanatla iştigal eden şahıslara ve basına hitaben şunları dile getiriyordu. Baylar, körebe oynamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Vatanseverliği, halk sevgisini, kültürel gelişime sağladığınız katkıyı bağırarak anlatıyorsunuz. Kendiniz halk ve vatan için kültür adına ne yaptınız? Söyler misiniz? Bazıları utanmadan, inatla ve haince bir arsızlıkla bu değerli vatanı talan ediyor. Sevgili halkını soyup soğana çeviriyor.'' Diğerleri bürolarda, yayın evlerinde aylak aylak vakit öldürüyor. Okul ve üniversitelerde memur olarak çalışıyor. Ve bütün bunlar olurken sevgili halkı temsil eden milyonlarca insan maddi manevi çöküşe sürükleniyor. Sakat kalıyor, içip kendini kaybediyor. Kalpleri kin ve öfke doluyor. Halkın temel değerleri giderek yok oluyor. Henüz geç değilken halkı ve ülkeyi bu durumdan kurtarın. Halk kitlelerinin arasına katılın, hastalıklarını iyileştirin, onları eğitin ve terbiye edin. İnsanlara ev yapmayı ve evin içinde düzen sağlamayı öğretin. Toprağı daha verimli nasıl işleyeceklerini gösterin. Milyonlarca insana hijyen, güneş, temiz hava, ışık, kuru ve sıcak yuva sağlayın. Halka insan gibi yaşamayı öğretin. İnsan haysiyetine yakışır bir hayat kurma olanağı sağlayın. Bu konuda yardımcı olun. Doktor kitabın son bölümlerinde şunları yazıyordu. Devlet büyük bir aile, halk kitleleri ise sizin kardeşlerinizdir. Onların korkunç şartlarda yaşaması nüfusun üst kesimlerini oluşturanlar açısından bir utanç kaynağı ve bir suçtur. Unutmayın, halk uzun süre sabredebilir ama her şeyin bir sonu vardır. Zincirlerinden kurtulmak isteyen halk kitleleri bir gün kendini kaybedebilir. İşin o noktaya varmasına izin vermeyin. Edebiyat çevrelerinde kitapla ilgili tartışmalar hayli uzun sürdü fakat kitap toplumsal görevini başarıyla yerine getirdi ve büyük gelişmelere vesile oldu. Finlandiya'nın her tarafındaki tıp okulları meslektaşlarının yazmış olduğu kitabı sayfa sayfa okuyup dikkatle tartışmaya başladılar. Bölge yöneticileri ve toplum önderleri bir araya gelerek kitapta ele alınan onlarca sorunu çözüme kavuşturdu. Çeşitli bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili raporlar kamuoyuna duyuruluyor, makaleler yayınlanıyor ve insanlar bilgilendiriliyordu. Daha önce kimsenin hakkında düşünmek dahi istemediği ve dile getirmediği bir konu, halkın kökleşerek müzmin hale gelmiş öfkesi toplumun gözleri önünde açıkça tartışılmaya başlanmıştı. Parti kavgalarını ve şahsi entrikaları bir tarafa bırakarak halk sağlığının korunması ve toplumsal yaraların sarılması konularına eğilmek bir zarurete dönüşmüştü. Ülkede kaç verem hastasının bulunduğu ve hem hastanın kendisi hem de yakınlarının ızdırap çekmesine neden olan bu hastalıktan her yıl kaç hastanın hayatını kaybettiği rakamlarla ortaya kondu. Sıtma ve trahomaya yakalanan insanların, bakımsızlık ve bulaşıcı hastalıklardan ölen çocukların, bir yılda diş ağrısından müzdarip olan hastaların, dili tutulan, kör olan ve diğer nedenlerden dolayı sakat kalan kişilerin sayıları belirlendi. Bir yılda ülkede içkiye ne kadar para harcandığı hesaplandı. Sarhoş vaziyette işlenen çeşitli suçların kavga, yaralama, cinayet, kundaklama, ırza geçme ve hırsızlık gibi sayıları saptandı. Ortaya çıkan rakamlar korkunçtu. Bağırarak gerçekleri insanların yüzüne vuran, çekiç darbeleri gibi kafalara inen bu veriler, sorumluların halkın içinde bulunduğu durumdan utanç duymasına vesile oldu. Rakamlar olumsuzluklara karşı mücadele etmenin gerekliliğini haykırıyordu. Hükümetin, vilayet yönetimlerinin ve toplum örgütlerinin ortak çabaları sonucu, çeşitli alanlarda uzman olan doktorlardan müteşekkil gezici sağlık ekipleri oluşturuldu. Diş hekimlerinden göz, kulak, çocuk ve kadın hastalıkları alanında uzman olan doktorlardan kurulu bu ekipler köyleri dolaşarak insanları tedavi ediyor, gözleri, kulakları ve dişleri temiz ve sağlıklı tutmak için yapılması gerekenleri anlatıyor, kadın ve çocuk sağlığı konusunda bilgi veriyorlardı. Çocukların, erkek ve kadınların hayatını ve sağlığını parasal değerlerle ifade etmek suretiyle Çocukları büyütmenin maliyetini hastalık ve ölüm nedeniyle söz konusu olan maddi kaybı ortaya koyuyorlardı. Köylüler insan hayatının ekonomik değerini daha iyi anlamaya başladılar. Kendilerine şu telkin ediliyordu. Birilerinin çalmaması veya kaybolmaması için paranızı muhafaza ediyorsunuz. Çocuklarını, karını ve kendini en değerli canlı para olarak düşün. Onları koru, harcayarak bitirme, aksine arttırmaya çalış. Köylerin çoğunda sobalı ve duman borulu geniş pencereli ve çift çerçeveli örnek köylü evleri inşa edildi. Çok uygun fiyata köylülere ev yapacak işçi kooperatifleri kuruldu. Hükümet, yeni inşaatlar için gereken cam, menteşe, hazır kapı ve çerçeveler, ev eşyaları ve diğer malzemelerin köylü toplulukları aracılığıyla ve en uygun fiyatlardan temin edilmesini sağlamak amacıyla birçok yerde inşaat malzemeleri deposu açtı. 5-10 sene sonra birçok köyün çehresi değişti. Evler, hayvanların barındığı ahırlar olmaktan çıkarak insan yaşamı için elverişli mekanlara dönüştü. Köylüler daha iyi ve kalın giyinmeye başladılar. Ülkenin en dürüst insanları arasından seçilmiş toplum görevlilerinin gözetiminde özel atölyelerde binlerce kalın elbise, palto, binlerce çift ayakkabı ve çamaşır üretiliyordu. En kaliteli ve dayanıklı malzemelerden imal edilen bu ürünler ülkenin her tarafına dağıtılarak üretim maliyetine tekabül eden çok düşük fiyattan halka sunuluyordu. İnsanların dış görünüşü de değişirken herkes daha neşeli olmuş ve bayram havasına bürünmüştü. Yamalardan görünmez hale gelmiş, çirkin, kirli paçavralara sonbahar ve kış mevsimlerinde soğuktan titreyen çıplak vücutlara artık rastlanmıyordu. Aynı anda öksürük, grip Bronşit ve nezle gibi hastalıklar da yok olmuş, verem kurbanlarının sayısı yarıya düşmüştü. Çocuk ölümleri azalmış, trahoma yok edilmişti. Birçok yerde halk böyle bir hastalığın varlığını bile unutmuştu. Kadınlar daha sağlıklı olmuş, yeni doğan çocuk sayısı artmıştı. Artık bebekler daha iri ve sağlıklı olarak doğuyordu. Ülkede çalışılabilir nüfusun sayısı artmış, insanlar daha fazla üreterek daha iyi beslenmeye başlamıştı. Doktor hayata gözlerini yumduğu zaman cenaze törenine yüzlerce köyün temsilcisi katılmıştı. Gençler arasından seçilen bu temsilciler iri cüsseli, geniş omuzlu, kabarık göğüslü, kırmızı yanaklı, el ve ayakları güçlü ve sağlıklı insanlardan oluşmaktaydı. Halk doktorunun cenazesini omuzlarına alarak kentin bir ucundan diğer ucuna kadar taşıdılar. Yüzlerce genç köylüden oluşan bu devler alayı asker yürüyüşü gibi düzenli bir yürüyüşle ve sağlam adımlarla kentin sokaklarından geçerken halk sevinç içinde şunları söylüyordu. Bu delikanlılar canlı bir çam ormanına benziyorlar. insandan çok canlı bir gemi direğini hatırlatıyorlar. Merhumun cenazesinin mezara indirildiği sırada köylü gençlerden birisi öne çıktı. Biz buraya kırlardan, tarla ve ormanlardan geldik. Gelirken mezarına koymak için sıradan çiçek ve çelenk de getirmedik. Eli boş geldik. Çünkü köylerimiz seni son yolculuğuna uğurlamak için Suomimizde oluşturduğun bahçede yetişen canlı çiçekler olan bizleri gönderdi. Huzur içinde yat büyük halk bahçıvanı. Senin iyi niyetli, bilgelik dolu emeğini saygıyla anıyoruz. Sen gerçek anlamda bir halk tabibiydin. Yüz binlerce köylünün sağlığına kavuşmasını sağladın. Halkın damarlarına taze, temiz kan enjekte ettin. Kaslarımızı bir halat gibi örerek güçlendirdin. Vatana güçlü ve sağlıklı bir nesil, bizlere ise emek sevinci bahşettin. Kadir Şinas halk sana bir anıt dikmek istiyor. Sen bunu hak ediyorsun. Ama senin için yapılacak en iyi anıt bizleriz. Bizler halk yaşamının eseri, aynı zamanda da bu hayatın yaratıcılarıyız. Yeni ve sağlıklı genç neslin temsilcisi olan bizler birer canlı anıt olarak fin aydınlarına, vatana ve halka nasıl hizmet edilmesi gerektiğini hatırlatacağız. Zaman geçtikçe senin ismin sağlıklı bir hayat bahşettiğin halkın aklında ve kalbinde daha derin ve ışıklı bir iz bırakacaktır. Sen bir Sezar veya bir Napolyon olmadın. Avuç içi kadar bile olsa başkalarına ait bir toprak ele geçirmedin. Bir damla bile kan akıtmadın. Fakat vatana binlerce sağlam, güçlü ve faydalı çalışkan el kazandırdın. Halkının hayatı için mücadele eden Büyük Fatih, selam olsun sana.